Aracıya sahip aracı. Merhaba sevgili takipçilerim. Selamun aleyküm. Ayşegül'ün Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah herkese iyilik, sağlık, güç, kuvvet versin inşallah arkadaşlar. Kimseyi sağlığıyla imtihan etmesin inşallah. Medya'yı sen benden uzunsun bari. Arkadaşlar vallahi insan var ya gittikçe yani bir doğunca çocuk olurmuş insan, bir de yaşlanınca çocuk olurmuş. Ama ne? Ama bir şey diyemedi anne. Vallahi bizi soracak olursanız arkadaşlar biz Medine ile alışveriş yapmaya gidiyor. Şuradan gidelim. Evde peçetemiz bitmiş, şuradan. Tuvalet kağıdımız falan bitmiş. Onları alıp geleceğiz. Akşama annem gibi çağırdım, abim gibi çağırdım. Böyle bir iki sofralık yemek yiyeceğiz kendi aramızda. Böyle 3-4 sofralık yemek yedireceğim de arkadaşlar. Yani şöyle gidelim. bir hafta sonra ne yedirmeyi düşünüyorum. Bizim köy bir soğuk arkadaşlar, bir soğuk nasıl? Sabahleyin iyiydi, çamaşır seriyordum. Ama sonraya doğru nasıl acıdı? Şu açan çiçekleri hep soğuk alır, iyi mi diş valla? Hatta kararmaya da başlamış. Zaten ona dolanıyor arkadaşlar. Her sene öyle oluyor. Bir böyle acı soğuk geliyor canlar. Ondan sonra karartı veriyor. Gidiyor. Bu arada yazmam nasıl olmuş arkadaşlar? Bugün dün aldığım yazmayı örtündüm. Yıkadım. Aldığım yazmaların hepsini. Bugün onu örtündüm. Medeş. Medine'de onu örtündü arkadaşlar şöyle. Neyse canlar, bir çarşıya doğru geldik. Videomu burada sonlandırayım. Alışveriş yaparken görüşürüz. Bunlar indirimli fiyatındaymış. Bak ne diş. Al Medine şurada 3-4 tane al. İyi miydi onlar? Gelmedi. Ben o pirinçleri sevmiyorum ya. İpince. Ha, tepsiye bak nasıl güzelmiş. Anne, baharatlı. Nasıl güzel. Hmm. Hadi şu tepsinin fiyatına bakalım ne kadarmış. Tuttu bakayım. 24 diyor. Hı. 25 liraymış. Çok güzel. Anne. Fiyatı ne kadarmış ama. Bakalım. Vallahi 300 müydü neydi? Ya. Ha. Şeyler ucuzabiliyor. Şu arada hani araklar dönüyor, şey diyor ya. Hmm. Geziyor ya onlar. Alalım mı? Anne. Anne. Kamera. Ya sallayamıyorum. Vallahi kolum ağrıyor. Görmüyor. Şöyle diyorum. Niye? Selamun aleyküm arkadaşlar. Ne? Niye niye? Anam vallahi bilmiyorum. Şu kolum dönmüyor. Çarpıldın mı yoksa? Tabii şu koldan ne olur ağzı yüzgütmem. Ekmek aldım da. Ha, iyi. Hemen alalım mı? Şey olsaydı, kaşık olsaydı bir de iyi ucuzmuş. Bakın çatallar. Kaç liraymış? 30. 30 lira. Hmm. Kaç tane mi Mediş içinde? Bayağı var ya. Alıyorum. Al bir tane o zaman. Kaşık kalmamış. Kaşık kalmamış, alacaktım da. Şu hindi diyor. 119 liraymış. He, vallahi. Yok 119'a vermezler onu. Dondurulmuş bütün hindi diyor. Abo? 119 mu? Kilosu 119. Yani çatalardan da. Annelik böyle bir şey işte arkadaşlar, görüyor musunuz yolun ortasına oturmuş yavrusunu emziriyor. Vallahi benim Sera'nın ağzı da açık arkadaşlar da inşallah uğramazlar oraya. Yazılarda ot yok, çöp yok arkadaşlar. İnanın koyunlarda ne yayılacağını bilemediler. Mama.
Hı. Bir de kuyruk sallar da. Bir de misafirimiz geliyor arkadaşlar. Kise çekil bakayım. Hadi in aşağı. Hadi. Hadi. Hadi in aşağı bakayım be. Hadi. Yolu da bilemedi geri. Görüyor musunuz? Şaşırdı. Hadi in. Arkadaşlar biz alışverişten geldik. Canlar dışarısı bir soğuk, bir soğuk. Arkadaşlar nasıl? Acayip soğuk vallahi. Şöyle mutfağımı ben sobamı yaktım. Canlar burada yemek yapacağım şimdi. Mutfağım acayip soğuk. Biraz ılısın içerisi. Buraya getirdim. Burada yanıyor. Mutfağımı da şöyle derledim. Topladım güzelce. Alışveriş poşetlerimizi de ortaya koyuverdim canlar. Bu da dünkü aldığım masa örtüsü arkadaşlar. Halıyla uyum sağladı biraz. Yeşil var ya. Halısını da böyle serdim canlar. Gerçekten masa örtüsü hoşuma gitti arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Şuraya sofra bezimi sereyim. Ne aldık, ne sattık. Bir bakalım canlar. Şöyle lambamızı yakayım arkadaşlar. İçerisi aydınlasın biraz. Sözde bir peçete almaya diye gittiydik arkadaşlar. Yine 3-4 poşeti doldurduk. Valla. Sözde bir peçeteyle tuvalet kağıdına gittiydik. Medeni tuvalet kağıdını herhalde şeye koymuş arkadaşlar. Tuvalete koymuş. Şöyle bir yağ aldım arkadaşlar. Yağımız vardı ama şöyle bir yağ aldım ben. Şöyle bir kurma aldım. Şöyle bir çikolata aldık. Şöyle 2 paket tavuk boğazı aldım arkadaşlar. İnanın arkadaşlar alışverişe gittik mi elimiz ayağımız donuyor. Bir ondan alalım, bir ondan alalım. Evde turşu vardı ama arkadaşlar Medine'nin canı istedi herhalde oruç olduğunda. Şöyle kendisine bir salatalık turşusu aldı. Medine pek sever zaten bunu. Şöyle bir tane tavuk aldım arkadaşlar. Şöyle 2 kilo domates aldım. Evde sebze vardı arkadaşlar. Pirinci aldım. Şöyle bir pirinç aldım. Medine şöyle bir maya almış. Medine yine şöyle bir çorbayla pirinç almış. Şöyle bir yumurta aldım. İnanın arkadaşlar yumurta da var ya hiç dayanmıyor. Şöyle 2 paket bir arkadaşlar tavuk kuğusu aldım. Medine şöyle bir şey aldı arkadaşlar. Salata yapmak için. Gerçekten benim de hoşuma gitti. Pembesi de vardı da Medine bunu aldı. Salataya falan güzel olur yani. Makarnalar indirme gelmiş arkadaşlar. Şöyle 2 paket Ankara makarnası aldık. Şöyle bir ülker bisküvi aldık. Şöyle yine 2 paket bir şey aldım. Biber. Biber vardı ama yine de aldım. Akşama fırına yemek süreceğim arkadaşlar. Abim fırında yemeği pek sever. Şey yapacaktım. Karnıyarık yapacaktım. Girdim Medine fırına yemek sürelim dedi. Buradan geçtik. Bir de patlıcan yoğurdu arkadaşlar. Şeye gittik. 101'e gittik. Orada da patlıcan böyle ipinceymiş. Yani karnıyarıklık patlıcan yoğurdu. Ondan karnıyarık aldı. Şöyle bir Kemal Paşa aldım. Şu da patlıcanın son ürünü arkadaşlar. 3-4 tane patlıcan aldım. Başka patlıcan yoğurdu canlar. Şöyle 4-5 mi 6 mı ne şey aldık. Ekmek. Bir de şöyle peçete aldık arkadaşlar. Elimizi ayağımızı silmeye. İnanın arkadaşlar şu aldığım şey 1400 lira para gitti. 1400 TL para gitti yani.
Allah herkesin yardımcısı olsun inşallah. Alamayanlara alma imkanı versin Rabbi. Şunu da şuraya kaldırayım arkadaşlar. Bunlarla soba falan tutturum. Bugün pek soğuk arkadaşlar. Koca kar kışı mı var, ne kışı? Vallahi Mart ayı böyle geçiyor arkadaşlar. Yarısı kış, yarısı yaz diyorlar da. Yani soğuk geçiyor. Ben bakayım arkadaşlar. Akşamdan şey ıslattıydım, nohut ıslattıydım. Nohut yemeğe koyacağım. Ondan sonracığıma bu Kemal Paşa tatlısını yapmam herhalde. Baklava mı alırım bilmiyorum. Bakalım. Belki yaparım, belki yapmam. Geçen yaptıydım. Onda da 2-3 tanesini dün müydü, evvel bugün müydü ne bitirdiler çocuklar. Nohut yemeğini koyayım arkadaşlar. Sobamın üzerine, sobamın kovasında kömür var. Üzerine 2-3 parça odun atayım. Ondan sonra düdüklerimi üzerine koyuyorum. Yavaş yavaş yemeklerimizi yapmaya başlayalım. Saat 3.30-4'e doğru geliyor canlar. Ben ilk önce buraları bir toparlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu şuraya koyayım. Bir yıkayım onu. Şöyle şunu biraz indireyim arkadaşlar. Bu da pek iniyor. Şöyle ayarlıyorum da geri düşüyor. Şöyle nohut ıslattım arkadaşlar. Akşam bunu patatesine, etine bir doğrayayım. Ben bunu düdüklüme koyayım. Evet canlar. Arkadaşlar ben şöyle kırmızı et doğradım. Canlar. Bunu biraz kavurayım. 3-4 tane de soğan doğrayacağım şimdi. Şöyle soğanımı da doğrayayım arkadaşlar. Bugün sizlerin menüsünde neler var canlar? Yorumlarımıza yazalım. Hem yorumlarımız çoğalır. Biz arkadaşlar mesela yorumların başında ben bazı arkadaşlar sabitliyorum. Oraya gelip sohbet ediyoruz canlar. Bunu bilmeyen arkadaşlarımız var. Oraya gelirseniz orada sohbet ediyor. Sabit gelin de sohbetlerde. Hem yorumlarımız çoğalıyor. Hem orada birbirimizi tanıyor. Sizler de gelirseniz senelerin bir yeri takipçilerim. Soğan da zevk gibiymiş. Açtı. Nohutlar da çoğalmış gibi anne bak hele. Çoğalıp da kabarıyor ya. Her akşamdan ıslattım arkadaşlar. Mutfağıma ılıksınlar. Alışverişte girelim arkadaşlar. Tam içeriye girdik. Anahtar da şey kapının üstündeydi. Şimdiden yaptıydı, kapı var ya, birden nasıl vurdu. Anahtar dışarıda kaldı, biz içeride kaldık. Sobanın kovasını değiştireceğim, dışarıya çıkamadım. Odun gelecek, dışarıya çıkamadım. Şu an içeride mahsur kaldık arkadaşlar. Vallahi. Şimdi şu nohut yemeğimi sobanın üzerine koyayım diyordum. Medine'de Hacer yengesine mesaj atmış. Duran'ı gönder de kapıyı açsın diye. Herhalde Hacer geliyor kapıyı açmaya. Bir de böyle dışarıda kaldıydık arkadaşlar. İçeride var ya anahtar şitmiş kalmış. Şu tarafa merdiven vurduydum da oradan girdiydik. Alışverişte Hakkı Zinge'yle karşılaştık arkadaşlar. Rumeysa'yla karşılaştık. Onu da soruyorlar bazı şeyler, izleyiciler, laf söz arayanlar. Akkızınla da mı küssün, şununla da mı küssün, bununla da mı küssün diye. Ben Akkızınla ne küs olsam zaten böyle karşılaştığımız illerde konuşmazdık, sohbet etmezdik. Ben kimseyle küs değilim arkadaşlar. Kimseyle bir alıp bilemediğim yok. Kimseyle üç alıp beş bilemediğim yok. Bir de yanlış anlaşılma olmuş arkadaşlar. Gönül abla diyesiymiş. Bacımla küsmüşsün, o laf araya sıymış. Araya bundan koymuş. Böyle bir laf olmuş herhalde. Bana gönül abla sormadı arkadaşlar.
arkadaşlar böyle bacınla kardeşinle kusmuşsun diye. Bana başka birisi, başka kanaldan geldi de sordular. Yani hiç benim takipçim olmayan biri. Böyle aranın şeyleri, lafçıları çok olur biliyorsunuz arkadaşlar. Ara bozmaya, yani laf üretmeye yer arıyorlar. Hiç kimseyle kus de değilim, bir şey de değilim yani. Dün de mesaj atmış, Aksaray'dan geldiydim. Acil işim vardı. Nur'dan mesaj atmış. Ne yapıyorsun, ne oluyorsun diye. Hemen içeri elimdeki poşetlere koydum, ona da cevap yazamadım. Akşamleyin yazdım artık. Yani barıştık, bir sorun yok aramızda. Bir de kut olsak ne, barışkın olsak ne, kimle ilgilendiriyor, biz bacı kardeşi, kut da olabiliriz, kılgın da olabiliriz, dargın da olabiliriz. Bu yani milleti niye böyle ilgilendiriyor, ilgi alakadar ediyor, ben ona şaşıyorum. Bir lafı dallandırıyorlar, budaklandırıyorlar, eviriyorlar da, çeviriyorlar da arkadaşlar. Vallahi 40 şeye, 40 parçaya bölüyorlar. Meliş kameraya getir lan anne. Şöyle nohutu döktüm ben canlar görüyorsunuz. Vallahi mis gibi oldu nohutta. Bayağıdırdan belli de pişirmiyordum arkadaşlar. Kapı çalıyor. Biraz acı geldi. Şöyle güzelce karıştırayım. Gel. Anam dışına soğuk. Şöyle bir de su dokuyup. Sobamın üstünde şöyle sıcak su vardı arkadaşlar. Kaynamış suyum. Suyunu da ilave edeyim. İçeride kaldık. Aferin, nasıl becerdiniz? Kız alışverişten geldiydik. Ceren yaptı. Hı. Onun da kapı nasıl bir örtüldü. İçeride kaldık. Anahtar da dışarıda kaldı. Ben buna biraz da tuz atayım arkadaşlar. Şöyle. Tuzunu da fazla etmeyeyim de. Neydi o? Nohut yemeği. Yok yok nohut. İçin patika zora yaydın. Ben zaten öyle yaparım. Ben de kaynanam. Ben kaynanamdan öyle gördüm. İçine patates doğrardı kaynana. Allah'ım bir lezzetli olurdu. Bir lezzetli olurdu. Bir de içine kemik atardı. Nasıl güzel olur öyle. Zaten ne kaynanam. Nohut değil yani iyi pişirir benim kaynanam. Doğru. Biraz ama. İçeriden biraz daha getireyim. Şu kadar uyuyorsun biraz. Şimdi o pişecek, kaynayacak derken kesilmiş. Yok, şitti. Yıkandı da ben kapattım. Ama niye şu anda döndürmüyorsunuz? Orada dönecek işte. Arkadaşlar şu kapağını da kapatayım canlar. Yemeğiniz pişsin. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Hoş geldiniz Ayşegül'ün Hayatı kanalına. Görümcem evde kalmıştı. Onu kurtarmaya geldim. Bu ikinci oldu arkadaşlar. Üçüncü yere Allah büyük. Beni ya koyda bulup ya kullanma. Yine evde kalmış Ayşe görümceciğim. Baş taraftan geldim. Oturuma bindim. Benim kurtarıcım Hacer arkadaşlar. Evde kaldım. Bu ne telefon açarım. Gel beni bir kurtar. Ben bir de buralarda da kimse gelip geçmiyor. Bir de şurada mutfakta kalmış. Aferin kırdım ben. Zor çıkardı. Ama o arada donduydum vallahi. Ayaklarım direştiydi. Oh, vallahi arkadaşlar bu ikinci oldu kardeşim. Üçüncü Allah büyük. Beni ya koyun bulur ya bulamaz. Bizim buralardan geçen neydi olmuyor? Şu tarafta yoldan geçiyorlar. Pencerelerden bağırıyorum. Anam bu sefer de yanlış anladı. Üç pencereye durdum. İçeride kaldı koşul kapıdaki. Dimezler bunlar ne bağırıp duruyorlar diye. Senin o kapında yedek anahtar yok mu? Yedek anahtarım var da arkada kal şey, anahtar takılı oldu mu? Bu taraftan çıkmaz, dönmez. Doğru ya. Çelik kapı olduğundan. Aynen öyle. İyi siz ne yaptınız? Aşşoba'da ne var ne yok? Valla aşşoba'da soğukta kimse yok. Herkes evde. Dolbasını yapıyor. Pek soğuk anam. Pek soğuk. Allah'a. Bir yarıcıcı kar yağdı arkadaşlar. Bunu ayağı. Allah karda, kışta kalanlara sabır versin arkadaşlar. Valla kimseye darda, kışta. Yiyeceksiz, içeceksiz, sağlıksız koymasın. Basma ayağını oraya soğukta, kanına ağrı. Kaç kadın kaç. Benim zaten kanım ağrı. Aynen öyle vallahi arkadaşlar. Ağrı çok zor. Dün dünden beri zaten kanım
şükredeceğiniz o zaman. Eviniz sizin çok soğuk. Bizim ev bu kadar soğuk değil. Melisa! Melisa! Durmadı. Şu kadar sosun da oldu bana üstüne koyuyoruz. Evet canına şöyle fırın yemeğimiz de oldu değeri takipçilerim. Ben onu götüreyim arkadaşlar. Şöyle ne diyeyim sos yaptı üzerine. Sosu döküyor. Domates, biber, patlıcan getirmişim üstüne döküyor. Şöyle. Kenarları taşıttım. Yağ doktun muydu Meliş? Unuttum yağı. Şöyle yağ sonunda ilave edeyim. Medi sen onu götür fırınımıza süz. Arkadaşlar buraya bir tavuk koydum. Canına pilav yapacağım bunu suyuna. Tavuğu da üstüne diyeceğim. Bu da pişti. Bunu da üstünü kapatayım. Altını kapatayım. Bunu da sobamın üzerine götüreyim. Orada pişe dursun. Bu da akşamki balık arkadaşlar. Bu kadar kaldı. Sobaya kömür attım arkadaşlar. Biraz dutsun da düdüklümü öyle getireyim diye getirmedim. Bu arada ikindi ezanımız da okunuyor. Arkadaşlar ben mutfağa geldim. Cacık yapılacak, çorba yapılacak, pilav yapılacak diyelim takipçilerim. Yemeklerimiz de pişiyor yavaş yavaş. Videomu ben burada sonlandırayım. Videomuzun devamını inşallah yarın çeker atarım arkadaşlar. Bu arada bol bol desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yeni yeni katılan abonelerim var. Onlar da hoş gelmiş, sefa gelmişler. Beni çok mutlu ettiler. Hepinizden Allah razı olsun. Yarınki videomuzda inşallah görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşça kalın, dostça kalın. Çıkın, çıkın gelin canlar. Herkese hayırlı Ramazanlar.